kök incirlerimizin hasatını yapalım. Dur. Artık olmuşlar. İyice artık olgunlaşmış. Bunlar yenebilen cinsi. İnternette bunların sirkesinin çok faydalı olduğunu duymuştum ama herhangi bir bilgiye rastlamadım. Şimdi bunun sirkesini kuracağız hep beraber. Şöyle bir toplayalım önce. Çok olgunlaşmışlar. Mesela ye beni diyor. Mideye çok faydalı olduğu söyleniyor. Sirkesinin de alerjik reaksiyonlu olan insanlara fayda ettiği söyleniyor. Deneyeceğiz. Ben de ilk defa yapacağım. Böyle şu an hepsini alalım. Önce parçaları yaptık. Alamıyorum bile. Üstünde kalabiliriz. Diken olmayayım diye de dikkat ediyorum. Üzerindeki dikenler son derece tehlikeli. Ellemiyoruz bunları. Burada bir tane var. Ellemeyeyim. Nasılsa sirke olacak bunlar. Bir tane aşağıda var. Ellemeyeyim. Tamam. Yani şuraya saklanmış. Evet, şimdi sirkenin için meyvelerimizi toplamıştık. Gördüğünüz gibi bakın bunlar dikenli. Bunları çıplak elle ellemiyoruz. Şimdi yıkamak için soğuk suya koyuyoruz. Güzelce. Eğer bunları eldivensiz yaparsak dikenler olduğu gibi elimize batar. Tüy şeklinde de olsa çok ince bir şekilde hepsinde diken var. Böyle hepsini güzelce şöyle yıkıyorum. Dikenlerinden de bir nebze olsa arınmış oluruz. Şimdi bunda dikenlidir. Şöyle yapalım. Amacımız dikenlerinden bir nebze arındırmak. Zaten iş bittikten sonra süzüldüğü için dikenli bile yapsak sıkıntı olmayacaktır. Güzelce yıkayalım. İlaçsız da olsa yıkamakta fayda var. Güzelce yıkayalım. Hızlı bir şekilde yıkayayım. Bak battı elime, görüyor musun? Yine de batıyor. Böyle yavaş yavaş. Şimdi kamerayı kapatalım. Bunun tamamen bitireyim ben bunu. Keserken tekrar açarız. Evet, şimdi kaktüs meyvelerimizi güzelce yıkadık. Bir nebze de olsa dikenlerinden arındırdık. Şimdi sıra onları doğramaya geldi. Güzelce meyveleri parçalamak, yani amacımız o. Güzel kedi. Merak etti o şimdi bizi.
Kaktüs tabii merak ediyor. Böyle evlerimizi doğrayıp arı da merak ediyor. Evlerimizi doğrayıp birazını şöyle atıyorum kavanozumuza. Arıya yapmaları ağzına çıkarma bize. Meyvelerimizi böyle kavanozumuza atalım. Şimdi bir çorba kaşığı tuzumuz, kaya tuzu, biraz iri taneli. Bunu atıyorum içerisine. Yine bir çorba kaşığı şekerimiz var. Onu da atıyorum. Yine bir çorba kaşığı bulgurumuz var. Onu da koyalım. Bu sirkenin olmazsa olmazı bunlar. Ne sirkesi yaparsak yapalım. Bunları kullanıyoruz. Ve bir parça da kuru ekmeğimiz var. Onu da böyle birkaç parça yapıp içine atacağım. Küçük bir parça. Mayalanmasında faydası olacaktır. Sonra geri kalan meyvelerimi doğrayıp üstüne koyacağım tekrar. Ve çekirdekli, bakın bu meyveler, bu çekirdekleriyle beraber yiyebiliyorsunuz bunu. Bu çiğ halinde yendiğinde de mideye çok faydalı olduğunu söyleniyor. Biz bu yaz hayli tükettik bundan. Çiğ haliyle. Bu sirkesinin de özellikle alerjisi olanlara çok faydalı olduğu söyleniyor. Zayıflamada çok faydası olduğu söyleniyor. İlk defa yapıyoruz biz de. Deniyoruz. İnşallah faydasını görürüz. Zaten doğal meyveler, ne yaparsanız yapın illaki faydasını göreceksiniz. Bunda herhangi bir ilaçlama yok. Doğal. Gübreleme yok. Kendi bahçemizde yetiştiriyoruz. Son iki meyvemiz kaldı. Onları da doğradıkça suyumuzu dolduracağız. Zaten kavanozumuz da tam geldi gibi bir şey. Evet. Doldurduk. Şöyle. Kavanozumuzda daha önce salatalık tuzu varmış. Şöyle 5 litrelik bir su açıyorum. Onun içerisine döküyoruz. Çok ağzına kadar doldurmamıza gerek yok. Fermente olurken kabarma ihtimali olabilir. Şimdi bundan sonraki kısmı yaklaşık 3 ay bu şekilde bekleyecek bunlar. Böyle temiz bir tülbent kapatıyoruz ağzını. Ondan sonra bir lastik getirmem gerekiyor. Bir saniye, bir lastik getireyim mi? Paket lastiğini yanıma almamışım. Evet, güzelce paket lastiğiyle bunu takıyoruz. Kapak kapatırsak buna yeterli şekilde fermente olamaz. Sıkıntı yapabilir. Bu şekilde ağzı açık olursa içine bir şey kaçar. Bu şekilde bu 3 ay bekleyecek. 3 ay sonunda
Süzüyoruz bunu. Hepsini paylaşacağım ben bunları yaptığımızda bütün aşama aşama. 3 ay sonunda da süzülmüş bir şekilde balını karıştırıp bir de o şekilde 3 ay bekleteceğiz. Sirkemiz hazır olacak. Bu ilk aşaması. Şöyle hafifçe de çalkalayabiliriz. Şimdi geri kalan kısmını bekleteceğiz. Tamam.